Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım. Arkadaşlar, transfer atmayacağım dedim ama şu Ishizaki aklımı çeldi. Atacağım arkadaşlar Ishizaki için. En fazla işte 200 DB atarız hiç çıkmasa bile. En sonunda shop'tan alırız arkadaşlar. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bakalım çıkarabilecek miyiz derken attığımız 200 DB'yi de çıkarabilecek miyiz? Yoksa her halükarda alacağız zaten. Evet, transferlere girelim. Bakalım bizi neler bekliyor transferde. Şimdi yine bir bakalım arkadaşlar. Şunu analizini yapmıştım ama iyi bir de Urabe getirirler bunu arkadaşlar. Bond kısmı çok güzel. Yani 3 tane Japon oyuncu istiyor. Zaten her halükarda olacak bende. Ve 3 tane kulüp oyuncusu istiyor. Her halükarda olacak. Biri kendi, biri Genzo. Bir tane de işte illaki olacak. Inside Master %20 statları artıyor. Maç yapabilirseniz. %50 daha kısa sürede kendine geliyor. Ve en önemlisi bu yeni, bu 3 transferde. 3'ü de gelse öyle de güzel olur. Bu debufflara karşı hani 3'ünü koyabilir misiniz bilmiyorum ama ikisini falan koysanız en azından 3-3-6. 3'ünü koysak 9. 9 debuff'ı etkisiz hale getirir. Tabi diğer Misaki'nin falan da var. Misaki'yi de kadroya alabilirim. Yeşil Fest Ishizaki'm var. Oradan skill'ler ekleyebilirim. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Şöyle. Haydi bakalım. Gönderiyorum. 4 tane atalım bakalım. Kimleri çıkarabileceğiz. Genelde pek buralarda çıkaramıyor millet ama madalya olarak da verdiği için lap burada pek vermiyor. Gerçi bir arkadaş 3'ünü de çıkardım demişti. Kuşlar uçtu. Misugi ile vurdu. Tsubasa ama hikaye. Hikaye. Bir 10 madalya verdi. Geri gel. Bari diğerlerinden de bir tane ver de. En azından. 2 oyuncu falan alalım. Misugi'ye atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Payit geldi zaten. Öbür tarafta da bulması kolay olmayacaktır. Bomboş bakın. Bomboş. Tam var ya DB tuzağı ya. Madalyayla veriyoruz diye adamlar burada hiç vermiyorlar herhalde. Bir de eski hesap olunca benimki. Tamam, geri gel. Şöyle aşağıdan bir şeyler atalım mı varsa bakayım. Vereyim potlardan. Şunu gönder gitsin. Tamam, geri gel. Atalım bakalım neler çıkacak. Ya sen daha birik, atacak bir şey yok oraya. Şimdi tekrar bir deneyelim. Ya bu kadar mı zor club vermesi ya? J'lik oyuncularını vermesi yani bu kadar mı zor? O kadar kuş çıkardın ya. Hadi Takasugi, Taki beraber vurdular. Fake mi? Bu sarı kız çıktığı zaman dönüşmüyor ki. Fake oluyor genelde. Keşke dönüştürse ama umudum yok. Yani fake'i görüyorsunuz değil mi? Ve son adımı atıyoruz. Ne vardı yani? Bir tane daha versen ne vardı yani? He? Bir tane daha versen olmuyor muydu? İlla işte club bu. İlla bir tane tüy bıraktı oraya. Tüyü dikti yani. Transferlerin sonuna tüyü dikti. Evet, şimdi
Burada bir şey çıkmadı. 4-200 diye bir de görüyorsunuz. İyi ki madalya veriyor. Yoksa gerçekten atmazdım zaten. Atmaya da değmezdi. Madalya verdiği için, shop'tan alabildiğimiz için. Tekrar gelelim. Ve Ishizaki'yi alalım. 3D. Hoş geldin Ishizaki. Şimdi hemen Ishizaki'yi bir fullleyelim. Ishizaki gel bakalım. Önce seni bir şöyle kilit altına alalım. Sonra hemen şöyle hızlıca tek kartta da maxlayabilirim de şu bir sürü şey var, onlardan kurtulayım. Önce şu SSR'lardan kurtulalım. Ne kaldı? Fizik mi kaldı? Fizik kaldı. Sonra da bas mavileri. Evet. Önce UR yapıyoruz. Gülüşe bak. Sonra evolve diyoruz. Hihihi. Sonra buradan tekrar basalım. Şunların da gereği yok. Bunları bitirelim. UR Max'larla direkt maxlayabilirim ama stoktan eritim diyorum biraz arkadaşlar. Yaşa! Ishizaki yaşa! Skill Kill'da geçelim. İyi, tam da 20 tane varmış elimizde. Onu da fullledik. Tamam. Şimdi Ability Limit Break'te sıra. Ability Limit Break yapalım. 22'ye 3 basacağım arkadaşlar. Hiç yapmamışım emülatörü kurduktan sonra buradan. Tablet telefondan yaptım herhalde. Şimdi ne vardı sende? Blok, kayma, pasta var. Şunları hep 22'ye 3 yapsam.
Ya da yok ya. İleride Boundary Break yaparsak. Ciddi anlamda bayağı bir Boundary Break'e ihtiyacım var arkadaşlar. Bir sürü zaten Ability Limit Break sökme kartımız da var. Değiştirebiliriz sonradan. Şimdilik böyle yaptık. Şimdi takımda şu an Urabe olmayacağı için skill'lere bir bakalım. Teach Special Skill. Kayma Block. Pas kesme bunda var. Bu var. Bunu alırız. Bir bakalım. Evet, bunda pas kesme. Bunda hem blok hem pas kesme mi var? DC bu arada. Bunu harcamayayım. Şunu kullanırım. Sende ne var? New Face Block var. New Face Block alınabilir bundan. Bunda da var. Bunu kasmıştım zaten arkadaşlar. AX Intercept var ama yok, S pas kesmeyi alacağım. Determined Defense, Face Tackle. Face Tackle, Face Pass, Face Block. Base pass falan alınabilir oradan. Med pass var burada. Burada da çalım var. Bayağı bir işi zaki varmış elimde arkadaşlar artık. Med pass. Buralardan eklerim. Bunlardan sökerim. Base block falan. Buralardan eklerim arkadaşlar. Sende ne var? Med pass dışında. Determined defense var bir de. Evet, bayağı işi zaki var. Skill ekleme konusunda bir sıkıntım olmayacak. Onu daha sonra yaparım arkadaşlar, artık bakarım. Uygun olanları eklerim. Şimdi takım olarak kaç bonda çıkaracak bizi? Genzo'yu da çıkarmadan kurmuş olacağım. Yine 5 mavi Japon'a döneceğim. Dün bir şurada bir Shizaki çıkarsa diye bir kadro oluşturmuştum ama neredeydi o ya? Geri silmiş miyim? Ne yapmışım? Silmişim herhalde. Evet, silmişim. O zaman şurada bir oluştursak. Şimdi önce bir şöyle deneyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin, bunu bir değiştireceğim. Yani böyle kalmayacak. Bayağı defans oyuncum oldu. Bir şu beşli defansı bir deneyeyim bakalım. Japonlara fizik veren. Şimdi defans Japon. Deneyeceğiz bakalım arkadaşlar neler olabiliyor. Burada sıkıntı, Gentle'ı çıkarmak zorunda kalabilirim. O kötü. Şöyle. Gel bakalım Misugi. Ishizaki. Evet,
taş gibi defans oldu aslında. 1-2-3. Ojuro Hyuga. Farklı şeyler deneyeceğim arkadaşlar, bir dakika. Şu an öncelikle 20 bondu takım buff'ını önce bir sağlayayım da. Mecburen takım buff'ını sağlamak için yedeğe Takashi'yi de alacağız. Şu Hyuga'yı alsam gerek kalmayacak Takashi'ye ama bunu kullanmak istiyorum ben. Kaleciyi sonra hallederiz, dur şimdi. Önce bir kadroyu kuralım. Şu bir. Huawei mecburiyetten 20 veriyor diye alıyorum. Diğer Hyuga'yı alsam gerek kalmayacak aslında. Ama ben Fest'i kullanmak istiyorum. İkili şutları da momenta arttığı için. Şimdi iki tane Brezilyalı istiyordun sen. O yüzden şöyle yapacağız. Seni buraya. Seni de çıkarsak Rival. Ne oldu? 30 bond olduk. 28.5'tuk, 30 olduk. Şimdi beni burada Gentle'ı çıkarsan, tamam mı arkadaşlar? Yalnız omuzu bir... Takım kaptanı yaptık. Şimdi Gentle'ın yerine bakın. Şöyle bir şey yapsam. Tamam mı? Bakın bondumuz kaça çıkacak şimdi. Gentle oynamayacak belki ama bondumuz 32.5'a çıkıyor arkadaşlar. Yani şimdi 30 bondla oynayıp Gentle'la mı oynamak, yoksa 32.5 bondlu oynayıp Jito'yu koyup, çünkü Hyuga'nın Jito'yla şutu var, volesi bayağı kuvvetli olur. Diğer Hyuga'yı şey yapıp buna ekleyebilirim, Tsubasa'yla olan şutunu. Ama ondan da yedekte başka bir Hyuga'm yok. Yani onu eklersem o tamamen elimden gider. Öyle de bir şey var. Bu arada şuna ben sweep pas kesme ekledim ama siz arkadaşlar şeyin var dediniz, Miracle Drive oranın. Bir bakayım bakalım, oradan V3 intercept'e eklerim olmazsa. Nasıl görmemişim, böyle bir hataya düşmüşüm, anlamadım yani. Niye veya niye onda yok olarak biliyorum. Gerçekten anlamadım. Miracle Drive şutu da var mı? V3 intercept var da A olarak var, bakın S olarak yok. Sizin söylediğiniz A'ymış demek ki. Çünkü ben de S olarak olmadığını düşünüyordum. O yüzden Swift Pass Interception şu an için duracak. Arkadaşlar 32.5 bond. Misaki'yi de aldığım için. Şimdi bu 5'li defansta böyle oldu yalnız. Ben bunu 2 DM'ye çekip şunu da şöyle, Michael'ın yani auto intercept'i de var ya, öyle de yapabilirim. Hatta bir deneyelim. Ne yapabiliriz? 4-2-2-2 olabilir. Başka alternatif var mı? Yani başka yok. Michael'ı da oynatmak istiyorsam 4-2-2-2 olur. Ama 4-2-2-2'de de bakıyorum, 4-2-2-2'de sadece bu var, o da JY Players. Fizik %10 veriyor, yani bunu da oynatamam ki ya. İkili DM oynamak istesem oynayamayacağım. Şunların hepsi bond veren oyuncular. Yani 5'li defans oynarım ben de ya. Ne dersiniz arkadaşlar? Şu 5-1-2-2 Nanjapon'a verende kaç oluruz?
5-1-2-2. Düşüyor. 10k düşüyor. Gerek yok. Çünkü Japon oyuncumuz daha fazla şu an. Non-Japon fazlaydı. Şu an Japon fazla oldu. Arkadaşlar. Burada şimdi yedek kalecimiz de yok. Yani kimi çıkarabilirim ki bundan? Aoi'yi çıkarmak isterim ama öbür Hyuga'ya eklesem aslında Aoi'yi çıkarabilirim. Şöyle yapsam bakın. Ama bu Hyuga'yı oynatmak istiyorum ben ya. Ne oldu? Bağlantı mı gitti? Heh. Yani şöyle yapabilirim. Neredesin Kojiro? Biraz bayağı 10k düşüyor be. Şöyle yapabilirim. Şu Aoi'den kurtulmuş olurum. Aoi'den kurtulmuş olurum. Şuraya da kaleye de Espadas falan gelebilir yani. Yedekte veya Salinas duruma göre. Yedek bir kalecim de olmuş olur. Ama ben Fest Uyga'yı oynatmak istiyorum. Yine 32.5 bonus. Auto Intercept'i kullanamıyorum bir. 3 tane mavi non Japon oynatamadığım için. Yani ya böyle yapacağız. Ama bu Hyuga'yı alırsam 30 bondlu da oynayabilirim. Şeyi alıp, Gentle'ı alıp 30 bondlu da oynayabilirim. Şimdi kalkanlara bakalım. %1 bu. İki de bu. 3. Üç de bu. 6. Rakipten de 2 düşürüyoruz. Yani 6 koruma var. O da az. Bakın. Jito'yu oynatmak lazım. Jito'yu oynatırsam 9 olur. O Santana da 2 şey yapıyormuş. Herhalde kalecisiz oynayacağım ben arkadaşlar ya. Yani çünkü öbür Hyuga kendine %10 kalkan sağlıyor arkadaşlar. Yine de siz yorumlara yazın. Daha aklınıza gelen başka fikirler var mı? Taki falan çıksaydı başka düşünceler de vardı aklımda ama Taki çıkmadı arkadaşlar. Çıksaydı düşündüğüm bir şeyler vardı. Şöyle yaparsam. Ya şu iki Brezilyalı istiyor ya. İki Brezilyalı istiyor. Santana'yı koysam bir de şöyle deneyeceğim bir dakika. 4-1-2-3 deneyeyim bir de. 4-1-2-3. Evet, Japon ve Latin Amerikalılara. Evet. Çünkü zaten çoğu Japon ve Latin Amerika. Şimdi arkadaşlar böyle denersem şunu şuraya alırsam yok 4-1-2-3'te de sıkıntı şey defanstan birini çıkarmam gerekecek. Yani şöyle olur. Şöyle yapsam.
Senede buraya alsam. Ayı geri alacağız şöyle. Ayı geri aldık. Şöyle olabilir işte. Burada ne oluyor bondumuz? 27'ye düşüyor. Yok. Yok arkadaş, böyle olmaz. Böyle olmaz. Biz 5-1-2-2 oynayacağız. 5-1-2-2. Evet, böyle oynayacağız arkadaşlar. Başka çıkar yolu yok. Böyle oynayacağız. Sen çık Santana, mecbur. Koruman iyiydi, iki koruma veriyorsun ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Tsubasa Misaki yerleri değişebilir duruma göre. 5-1-2-2 arkadaşlar. 32,5 bond olması için de şöyle olur. Ya 30 bond ya da 32,5 bond. Şimdi Jito'yu alırsam Hyuga'nın şu şutu etkili olur. O yüzden, ama Gentle'da biliyorsunuz çok önemli. Bunun %70 mi olmuştu? Evet. Auto intercept de bloğu %70. Arkadaşlar böyle bir kadro kurdum. 32,5 bonda çıkmış olduk. Ama burada handikap şunlardan birine, yani Takashi'yi gönderemem. Takım buff'ından dolayı. Santana, Gentle veya işte Rival'dan birini yedeklere göndermem lazım. Bunu da gönderemiyorum maalesef. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Yani sudoku çözmek gibi hakikaten bayağı insanı düşündürüyor takım kurmak. Bunu kasarız. Buraya bir tane Urabe gelirse belki bir şeyler daha değişir. Evet, şimdilik böyle bırakayım. Buna uygun Ishizaki'yi de kasarım. Biraz da böyle deneriz arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum artık. Evet arkadaşlar, Oynasayım kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.